Olcan Bey, son yarışmacımız. Kendisi jeoloji mühendisidir. Değil mi? Evet. Şu aralar ne yapıyorsunuz hocam? Şu aralar ben öncelikle İstanbul Üniversitesi'nden 2016 yılında mezun oldum. Hı hı. Son 5 senedir mesleğimi icra ettim. Son 1 yıldır da esnaflık yapıyorum. Babam 28 yıllık esnaftır. Onun yanında esnaflık öğrenmeye devam ediyoruz diyelim. Daha öncesinde de zaten deneyiminiz vardır, çalışmışsınız. Çocukluğumdan beri, evet. Yaz araları olsun, tatiller olsun, çocukluğumdan beri yaptığım, bulunduğum bir meslek. Zaten o sahip olduğunuz bir, ne derler, altın bilezikti. Doğru, yani. doğru. Peki bu ne kadar zamandır sürüyor? Baba mesleğin ne kadar aslında zamandır sürüyor? Aslında şöyle oldu, ben geçen sene yine kendi sektörümde başka bir firmaya geçerken bir hafta 10 günlük bir aram vardı. Hı hı. O bir hafta 10 günlük arada babam hani bana yardımcı olursan sevinirim dedi. Bir hafta 10 günü biz bir buçuk sene yaptık. Hadi hayırlısı. Rahat ettiniz ama belli ki. Evet, yüzünüz gülüyor. Evet. Bakın işte böyle yarışma programlarına katılacak kadar vakit evet, ayırabiliyorsunuz. Bak, patron izin verdi sağ olsun. Ne güzel, ne güzel. Bu biliyorsunuz ki bir maratondur efendim. Doğru. Bunun daha devamı var. Hafta finali var, tur finali var. Hı-hı. Güzel de zamana denk geldiniz. Bir avazda hepsini birden halledebiliriz. İnşallah. Yapılacak şey şu. Çok ileriye götürmedi Serdam Hanım. Eğer ki o ha gayrette takılmasaydı... Hı-hı. Çok daha şahane bir çıta bırakacaktı size ama Mert Bey'in 8900'ünü 100 puan kadar yukarıya taşıdılar. 9000 lazım. Yani 14 soruya cevap verirken en fazla 8 tane harf almak lazım. Üzerine de 4 saniye arttırmak lazım. Hazır mısınız? Hazırım. Ben değilim. Şimdi küçük bir ara verelim. Geri döndüğümüzde Serdam Hanım mı, Oğulcan Bey mi hep birlikte öğrenelim. Kısa bir ara. Oğulcan Bey. Sayın Oğulcan tamam. Kelime oyunu olsun diye söylemiyorum. Tamamını erdirecek efendim inşallah. Serdam Hanım'ın 9000 puan artı 3 saniyesini yukarıya taşımayı hedefliyor. Gelsin mi ilk soru? Gelsin lütfen. Oğulcan Bey'in ilk sorusu. Buyurun geliyor efendim. 4 harfli bir cevap alıyoruz. Eskiden halk ağzında derman, deva, em de denilen... Şifa. ...maddelerin genel adıdır. Değildir tabii ki. Bakmayın onlar alkışladı diye. Öyle doğru mi demek değil. Stüdyo şefi bile yanıldı. Derman, deva, em. İlaç. İşte o kadar. Mahsus izin verdim alkışlasını. Anladınız değil mi? Çünkü ben yarışmacımdan evet eminim. İkinci cevabınızda ilacı bulacağınıza emindim zaten de. Şu böyle önden koşan serden geçtiler bir yorulsun istedim. Buyurun yeni soruya. Antik çağlardan beri sütü şifalı sayılan fakat süt veren cinsinden olmayan bir hayvanı soruyorum. Sütü şifalı sayılan hayvan i̇şte ne olur? Kleopatra bunun sütüyle yıkanıyormuş filan. Kedi mi? Kedi sütüyle yok canım onu kim sağacak kediyi? Sütü şifalı sayılan fakat süt veren cinsinden olmayan. Süt veren cinsinden değil. Aslında bir yük hayvanı. Ben bir harf alayım mı? Boğa alalım diyecektim mı? Ama... Boğa süt vermez, vermez hocam. Allah korusun. Buyurun. Süt veren cinsinden olmayan. Olmayan. Siz ha o yüzden boğa dediniz. Evet, evet. Hayır. Evet, bu... Ya bunun dişisini sağıyorlar. Ha, eşek eşek. Çok eşek var. Buyursunlar. Aynı zamanda mesela anne sütüne de insan anne sütüne de en yakın süt olduğu için bebeklere falan veren şirketler oluşumlar var. Öğrenmiş oldum. Hala var mı bilmiyorum da zamanında. Eşek sütü bayağı meşhur. Meşhur. Meşhur efendim. Her yönüyle şifaymış. Ben de sanki toptancısı gibi anlatıyorum da bu sağdan soldan öğrendiğimiz şey aman ha şey değildir yani sağlık tavsiyesi değildir. Yenisi gelsin. Zamanı kullanmada özenli ve dikkatli olan kişilere yönelik bir tabir Oğulcan Bey. İsmail abi çok... Dakik. Dakik adamı. Bravo. Şimdi bir erkek ismi. Açıklaması şu. Gerçekleşmesi arzu edilen gaye ve erişmek istenilen dilek. Gaye de dilek de kadın ismidir. Ismi. Bu bir erkek ismidir. Ümit değil olmaz dört harfli. Arzu edilen gaye, erişmek istenilen dilek. Dileğin olsun. Bir harf alayım mı? Alalım. Bir harf alalım. M harfiyle başlıyor bir erkek ismi. Ah. Emel gibi, dilek gibi, gaye gibi. Mert değil. Bir harf daha alayım ben. Bir tane daha bence yeter artık. Çok ayıp oldu. Babamın ismi Murat. Ne? Selamlar gönderiyoruz. Efendim basiret bağlanması. O, burada kendi ismini sorduğumuz üç harfini alan yarışmacı çıktı biliyor musunuz?
kendi ismiydi cevap yani. Bu şey klişesinde yapmak istemiyorum ama buraya oturunca gerçekten başka yapmış olduk tabii bu klişeyi. Klişe demek gerçek değil demek değil. Haklısınız, doğru. Böyle yani, gerçek bu. Burası başka oluyor. Gelsin yenisi efendim. İstersek 5 tane daha harf alırız bu arada. Haykırış, çığlık. Bu anlamda Farsça kökenli 6 harfli bir kelime istiyorum. Haykırış, çığlık. Harf alayım. Almayın işte bunlar. Almayayım. Bunu çözersiniz. Basayım o zaman. Şöyle biraz arabesk düşünelim. Haykırmak. Haykırmaya gücüm yok. Derman. Yok, dermanım yok. Olmaz. O şarkı evet de bir sonraki kıtaya geçtiniz. Doğru şarkıda buluştuk yani. Haykırmaya, çığlığa gücüm yok. Erkek adam çığlık atar mı ya? Olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Feryat etmek. Feryat bize lazım olan. 2100 oldu kasa. Buyurun altı harfli cevapların sonuncusuna. Düpedüz Arapça. Haydi, yürü veya kalk git. Yallah. Yallah. İşte geldik yarışmanın tam ortasına. Yani süreyi gayet güzel kullanıyorsunuz. 2 dakika 14 saniye var halen. Yarısını bakınız 3 harf alarak hallettik. Halen 5 harf alma hakkınız baki. Buyurun efendim. Hicap duymak. Türkçe kökenli karşılığını rica ederim sizden. Bu hareketinden hicap duydum. Sana hiç yakışmadı. Bozulma olabilir mi? Bozulma da nasıl bozulma işte? Yani hicap, hicap aynı kökten gelen bir kelime vereyim. Mahcup. Mahcup bir delikanlı. Açılamıyor. Bir harf alayım ben. Buyurun. Yeter. Sesli harfle başlıyor. Mekmak diye bitiyor zaten. Mahcup gibi. Mahcup olmak. Hicap duymak. Ah, size de mahcup olduk. Vallahi böyle yakalandım ev haliyle. Gelmedi aklıma. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Yeter ama bu işte. Sesli harfler var orada. Etin neden sonrası mastar. Mek ya da mak. Mek ya da mak. Mastar mak. Geliyor. Ötün yok, o da değil. Ha gayret hocam. Biraz. Ötünmek değil. Hayır. Yani şimdi bu da işte basiret bağlanması. Evet. Sonrasında belki yanaklarınız biraz kızarır. Hiç gerek yok. Aa, belki yanaklarınız böyle bir hafif kızarır. Sonrasında bu kadar basit miyim? Bu kadar basit miymiş deyip belki yanaklarınız biraz kızarır. Hiç gerek yok hicap duymanıza. Belki biraz böyle ben bunu nasıl bilemedim diye üzülebilirsiniz. Böyle bir ay. Bilemedim. Yanmayın be Oğulcan Bey. Utanmak hocam. Şunu söylemek istiyorum. Kınamasınlar, sınanırlar. Burası başka. Burada insanın aklı karışıyor. Evet. Oğulcan Beyciğim olmadı. Canımız sağ olsun. Ama elimde size soracağım 7 tane soru var. Tadını çıkartalım. Tamamdır. Buyurun gelsin. Kıvıldamaksızın sessiz ve donuk bir halde durmak anlamında kullanılan yakıştırma yollu tabiri. Bir şeye benzeterek yani. Adam put gibi. Bravo. 700 puan daha. Hocam siz bunu çok rahat cevaplarsınız. Siz Rizelisiniz. Çaydan anlarsınız. Çay doğrultusunda sormadım ben bunu ama. Tamam. Buyurun. Çiçek açacak olan goncaya demlenme. Çiçeğin şeyi. Taç, yaprak. Hoppa. Çiçek açacak olan gonca. O böyle şey yani o. Tohum. Tohum değil. Toprak desek o da olmaz. Böyle hani bergamotlu katarız çaya, onun da ismi. Alalım harf alalım. Alalım harf alalım. Demlen. Yok çaydan vazgeçtim. Tamam bir harf daha çiçek alalım. Çiçek açacak olan gonca. Yani güle mesela gonca deriz. Diğer çiçeklerin onlara gonca denmez. Ona çiçeğin nesi derler? Tomurcuğu denir. Tomurcuğu derler. Dilim tövbe, o kadar da değil artık yani. Hani çay demeseydim daha rahat ilerleyecektiniz. Evet, çay kafanızı karıştırdınız. Yok, aslında kolay bir kopyaydı. Değerlendiremedim. Ama bazen işte karışıyor efendim. Benim de kafam karıştı. Bu iki kelimeden oluşuyor. Hı-hı. İlk kelime batı kökenli bir kelime. Buyurun gelsin.
İstikametleri bölünmüş, her istikamette birden fazla şerit bulunan ulaşım platformu. Metrobüs? Olmadı. Ulaşım platformu nedir? Asfalt, yol. Yol. İlk kelime batı kökenli demiştim. İstikametleri bölünmüş, her istikamette birden fazla şerit bulunan aslında otoyol gibi. Oto değil işte o. Otobanda değil. Yok işte bu bölünmüş yol bunun Türkçesi. Tali yok. Tali ama de. Bu çok kullanılıyor. En çok bu kullanılıyor. Oğulcan Bey bu bir kullanılıyor ki. Yolla bitiyor. Evet. Yani bölünmüş yol ama bunu iki katı kullanıyorlar. Bir viraj değil mi? Yok, o da gelmedi. Gelmedi. Yapmayın batı kökenli. Tek yol değil de... Duble yol. Duble yol. Bir kere ters gitti mi bunlar yaşanıyor. Siz ne yazık ki Aslan Hanım'la aynı kaderi paylaştınız hocam. Aynı kaderi paylaştınız. Buyurun bakalım yeni soruya. Sürekli neşesiz bir yüz ifadesiyle... Somurtkan. Nedir? Somurtkan. Buyurun. Yenisi geliyor. Fransızca kökenli bir kelime, soruların hepsini görelim Oğulcan Bey. Tamamdır. İlgi çekici. Fransızca kökenli. Enteresan. Enteresan. Ben sizin tarzınızı anladım. Siz ya hep ya hiçkisiniz değil mi? İki kelime burada bir harf alalım o zaman. Az da süre kaldı çünkü. Zor biraz. Görelim efendim. Kalıplaşmış bir tabir. Estetik en güzeli. Estetik beğenisi olan, güzeli çirkinden ayırt edebilen kişilere yönelik bir tabirdir. İsmail abi çok elegans adamdır. Şeydir yani böyle. Bir harf daha istemiştik biz. Evet, duyulmadı o. Duyulmadı. Yani böyle anlar. Zevk. Zevk. Yok, zevki oturttuk tamam. Zevki oturttuk. S ile başlayan bir kelime lazım. İsmail abi zevkli adamdır. Zevk. Sefa. Olmadı. Yok, sefa diye başlarsan. Simsarı yok olmaz. Simsarı mı? Yok. Yok. Allah korusun. Literatüre girecek tabiri uydurdunuz yani. Neymiş merak ettim. Zevk sahibi. Oo. Zor mu? Evet. Zor soru. Ama inadına kolaydı son soru. Buyurun. İki kelime yine. Kabak, patlıcan gibi sıcak mevsimde yetişen çeşitli sebzelerle hazırlanan yemek. İki kelime. Türlü gibi. Türlü sıcak mevsimde yetişen sebzelerle yapılan. Sıcak mevsimde domatesle yapılabilir. Sıcak mevsim. Bir soğuk mevsim var. Orada işte ıspanak, kereviz. Ha, aydan mı alalım ismini? Aydan almayalım. Yok. Mevsimden alalım. Yaz. Yaz sebzesi. Yaz sebzesi olmaz, olur mu? Sebzeyi orada veriyorlar. Söylediniz yemeğin ismini zaten. Çeşitli sebzeler dedik ya. Yaz türlüsü. Yaz türlüsü. Teşekkür ederim. Yani söylenebilecek tek şey şu. Bunu saymam, bir daha beklerim. İnşallah. Çok tatlı, çok sempatik bir insansınız. Yüzünüz her daim gülüyor. Hakikaten öyle. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza buradan selam ederim. Çok şanslı insanlar. Arada işte bir aklınız karışıyor. Köpeğinizle, kız kardeşinizle beraber. Öyle şeyler de yaşanabilir. Galiba onun nazarı değdi. Olabilir. Olabilir. Buradan saygılarımı iletirim. Çok da teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Şimdi bir alkış daha olacağım be. Gitti.